Selam herkese arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir vektör yönünde türev, bir fonksiyonun bir vektör yönünde türevi nasıl hesaplanır ve yöne göre türevin geometrik yorumu nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce x'e göre ve y'ye göre kısmi türevin tanımını hatırlayalım. Neydi arkadaşlar x'e göre türevin tanımı? F fonksiyon iki değişkenli olsun arkadaşlar. X'e göre türevi, kısmi türevinin x0, y0'da aldığı değer limit h0'a giderken f x0 artı h y0 eksi f x0 y0 bölü h şeklinde tanımlanıyor. Eğer bu limit mevcut ise bu değere limit değeri ne diyeceğiz arkadaşlar? F'nin x'e göre kısmi türevin x0 y0'da aldığı değer veya anlık değişim oranı şeklinde düşünülür. Benzer şekilde f'nin y'ye göre kısmi türevinin x0, y0'da aldığı değer nedir arkadaşlar? Limit h0'a giderken f bu sefer x0, y0 noktasına x0, y0 artı h ikilileriyle yaklaşacaksınız arkadaşlar. Ve çıktılar arasında meydana gelen farkı h miktarıyla, yaklaşım miktarıyla orantılayacaksınız. İşte bu orana anlık değişim oranı y'ye göre veyahut kısmi türev diyeceğiz arkadaşlar y'ye göre. Şimdi şöyle burada bir yorumda bulunmak istiyorum arkadaşlar. X'e göre türev aslında 1, 0 vektörü yönünde ki bir türevdir. Şöyle düşünebilirim ben. Pardon, kaydı. Evet. Şurada X'e göre türev alma işlemi şu şekilde del bölü del X. Aslında bu neye karşılık gelir? 1, 0 vektörü yönündeki türeve anlık değişim oranına karşılık gelir. Benzer şekilde bunu da y'ye göre kısmi türev alma işlemini 0, 1 vektörüne karşılık gelen bir işlem olarak düşünebiliriz. Şimdi bu yorumları yaptıktan sonra gelelim herhangi bir vektör yönünde bir fonksiyonun türevi nasıl tanımlanır? Onun tanımını verelim. Elimizde bir tane z eşittir fx y fonksiyonu bulunsun. Bu fonksiyonun arkadaşlar x0, y0 noktasında kısmi türevleri mevcut olsun. Bu durumda bir tane u vektörü birim vektör olacak tabii ki. U vektörü yönünde söz konusu fonksiyonun türevi nedir? Anlık değişim oranı nedir şeklinde bir soru gelirse ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle hesaplayacağız bunu. Yöne göre türevi şu şekilde gösteririz. Limit h'nin h0'a giderken f x0 artı a çarpı h y0 artı b çarpı h eksi f x0 y0 bölü h şeklinde tanımlar. Dikkat edin. Eğer a'yı 1, b'yi 0 alırsak x'e göre kısmi türevi elde ederiz. Diğer bir durum, eğer a'yı 0, b'yi 1 alırsak y'ye göre kısmi türevi elde ederiz. Aslında bu herhangi bir vektör yönünde türev alma işlemi nedir? Hem x'e göre hem y'ye göre kısmi türev alma işlemlerinin bir lineer kombinasyonudur. O zaman şöyle düşünebiliriz. Ne yapacağım ben? Hatırlatalım tekrardan. X'e göre türev alma işlemi neydi arkadaşlar? Neye karşılık geliyordu? 1, 0 vektörüne karşılık geliyordu. Y'ye göre türev alma işlemi de 0, 1 vektörüne karşılık geliyor. Bu ikisini göz önünde bulundurarak elimizde eğer bir tane birim vektör varsa, yani uzunluğu 1 olan bir vektör varsa, buna karşılık gelen vektörü ben işlemi, türev alma işlemi nasıl tanımlarım? Şu şekilde. İlk önce AB'yi A çarpı 1, 0 artı B çarpı 0, 1 şeklinde yazabileceğimizi hatırlayalım. 1, 0'a karşılık gelen vektörümüz, pardon, işlemimiz x'e göre türev alma işlemi. 0, 1'e karşılık gelen işlemimiz y'ye göre türev alma işlemi. Dolayısıyla u vektörü yönündeki türev alma işlemi arkadaşlar nedir? A çarpı x'e göre türev alma işlemi ile b çarpı y'ye göre türev alma işleminin toplamıdır arkadaşlar. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkar. Söz konusu fonksiyonun u yönünde
P noktasındaki yöne göre türevi aslında nedir? A çarpı F'nin X'e göre türevinin P'de aldığı değer artı B çarpı F'nin Y'ye göre türevinin kısmi türevinin P'de aldığı değer şeklinde hesaplanabilir. Aslında bu nedir arkadaşlar? AB vektörü ile gradyen vektörü nedir arkadaşlar? Nokta çarpımıdır. Gradyen vektör P noktasında nokta çarpım AB vektörü yani birim vektör U. Gördüğünüz gibi herhangi bir limit kullanmaksızın biz yöne göre türevi hesaplayabiliriz. Tabii ki X'e göre ve Y'ye göre kısmi türevlerin mevcut olduğunu kabul edersek bu böyle. Şimdi şöyle bir yorumdan bahsedelim. Ne demek yani bu? İlk önce tanım kümesi üzerinde bir P noktası alalım. X0, Y0 noktası. Biz aslında bu X0, Y0 noktasına bir doğru boyunca yaklaşıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir doğru boyunca? Şöyle doğrumuzu yeşil noktalarla çizelim. Vektörümüzü de yaklaşma yönümüz onu da kırmızıyla ya da yeşille fark etmez. Çizdik arkadaşlar. U vektörü yönünde P noktasına yaklaşıyorsunuz. Ne demek bu? Aslında U vektörüne paralel PX0, Y0 noktasından geçen doğru boyunca siz P'ye yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Ne olur o zaman? Şöyle ilk önce doğru denklemini yazalım. U'ya paralel PX0, Y0 noktasından geçen doğru denklemi X0 artı A çarpı H, Y eşittir Y0 artı B çarpı H. Yani parametrik bir denklem elde ettik. Orada parametremiz zaman yerine T yerine H'yi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz şurada bir kırmızı nokta var. Bu kırmızı nokta P'ye yaklaşıyor. Bu kırmızı noktanın koordinatları nedir? X0 artı AH, Y0 artı BH. İşte söz konusu bu kırmızı nokta PX0, Y0 noktasına yaklaşırken söz konusu F çıktılarında meydana gelen değişikliği ne yapıyorsunuz? H ile orantılarsanız anlık değişim oranı, U vektörü yönündeki anlık fonksiyonun anlık değişim oranı yani türevini hesaplamış oluyorsunuz. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle bir teoremden de bahsedelim. Evet. Hani demiştik ya arkadaşlar yöne göre türev U'nun F'nin U vektörü yönünde P noktasındaki türevi ne demiştik? Söz konusu fonksiyonun P noktasındaki anlık değişim F noktasındaki gradyen vektörü ile U vektörünün nokta çarpımıdır dedik. Ne olur o zaman? Bunu ispat edebiliriz limitin tanımından faydalanarak arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk önce limit tanımını hatırlayalım. Söz konusu yöne göre türevin neydi? Limit H 0'a giderken F X0 artı AH Y0 artı BH eksi F X0 Y0 bölü H şeklinde tanımlıyorduk arkadaşlar. Şimdi burada tek değişkenli bir limit problemi var elimizde. H 0'a giderken dikkat edin 0 bölü 0 belirsizliği var elimizde. 0 bölü 0 belirsizliği durumunda tek değişkenli bir limit problemi olduğundan L'Hopital'i uygulayabiliriz arkadaşlar. L'Hopital'i uygulayalım. Payın türevi bölü paydanın türevidir. Ne olur o zaman? Şuraya x dersek, zaten x'i hatırlarsanız doğrunun parametrik denklemi. Bu da y. Zincir kuralından hatırlayın bir önceki videoda ya da daha önceki videolarımızda hatırlamıyorum kaçıncı video olduğunu. Zincir kuralından bahsetmiştik arkadaşlar. F'nin x'e göre türevi çarpı x'in h'ye göre türevi artı f'nin y'ye göre türevi çarpı y'nin h'ye göre türevi x0 f x0 y0'ın h'ye göre türevi 0 gelecektir arkadaşlar. Bölü h'nin h'ye göre türevi 1 gelir. H'yi 0'a doğru yaklaştırırsak f'nin x'e göre türevinin p'de aldığı değer çarpı x'in h'ye göre türevi a artı f'nin y'ye göre türevinin p'de aldığı değer çarpı y'nin h'ye göre türevi de b gelir. Aslında bu nedir arkadaşlar? İspatı tamamlar. Yani söz konusu yöne göre türev fonksiyonun p'deki gradyen vektörü ile u vektörünün nokta çarpımından başka
bir şey değildir. Hadi bunu güzel bir örnek ile taçlandıralım. Örneğimiz basit bir örnek olsun. Z eşittir x kare artı y kare şeklinde iki değişkenli bir fonksiyon ele alalım. Söz konusu bu fonksiyonun 1, 1 noktasında ve v vektörü arkadaşlar 1, eksi 1 olsun. Bu vektör yönünde yöne göre türevi anlık değişim oranı nedir diye bir soru gelirse nasıl çözeceğiz? İlk önce size verilen vektörün birim vektör olup olmadığına bakmanız lazım. Yani uzunluğunu hesaplayalım vektörün. Vektörün uzunluğu kök 2. Birden farklı. O yüzden v ile aynı yönde olan bir birim vektör elde etmeniz lazım. Yani v'yi v'nin uzunluğuyla bölerseniz v ile aynı yönde olan bir vektör elde edersiniz. 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2 şeklinde bir vektör arkadaşlar. V ile aynı yönde ve uzunluğu 1'dir. Ne yapacaksınız? Gradyen vektörü hesaplamamız lazım. Yöne göre türev hesaplamak için. Gradyen vektörü için ise x'e göre türevi ve y'ye göre türevini fonksiyonunu hesaplayalım. F'nin x'e göre türevi 2x. F'nin y'ye göre türevi 2y. P'de aldıkları değer, 1, 1'de aldığı değer 2. Bunun 1, 1'de aldığı değer yine 2. İkisini kullanarak gradyen vektörü belirleyebiliriz. P noktasındaki gradyen vektörümüz 2, 2. Söz konusu U vektörü de belirli arkadaşlar. Evet, yöne göre türev ne olur o zaman? Gradyen vektörü ile U vektörünün nokta çarpımıdır arkadaşlar. Aynı adreste bulunan, aynı koordinatlarda bulunan elemanları çarpıyorsunuz. Daha sonra bulduğunuz sonuçları topluyorsunuz. Sonuç 0 geldi. Yani neymiş arkadaşlar? Yöne göre türev 0 geldi. Bu şu demek, söz konusu 2 2 söz konusu 1 1 noktasına v vektörü doğrultusunda veya v vektörüyle aynı yönde olan birim vektör doğrultusunda yaklaştığınızda fonksiyonun yükseltisinde yani f'de herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek, sabit olacak. Şimdi bunu güzel bir şekilde, geometrik bir şekilde açıklayalım. Yine örnek üzerinden arkadaşlar geometrik yorumunu izah edelim. Geometrik yorum. Örneğimiz arkadaşlar yine x kare artı y kare. Bunun grafiğinin arkadaşlar şöyle olduğuna dikkat edin. Bir paraboloid eğrisidir arkadaşlar bu. Pardon, paraboloid yüzeyidir. Nedir arkadaşlar? Paraboloid yüzeyi şöyle. Evet. Şimdi ne yapacağız? 1 1 noktası şurada olsun arkadaşlar. 1 1 F1 noktası. Dikiz düşümünü alırsak şurada bir yerde olsun. 1 1 noktası burada. 1 1 F1 de burada olsun. Şurası 1. Burası 1. P noktası 1 1. Evet. Şurası da 1 1 F1 noktası arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım, yöne göre türevi neydi? F'nin U vektörü yönündeki P noktasındaki türevi F'nin gradyen vektörü P'deki ve nokta çarpım U. Bu neye eşitti arkadaşlar? F'nin uzunluğu gradyeni, pardon, F'nin gradyeninin P'deki uzunluğu nokta çarpım U'nun uzunluğu ve U ile gradyenin arasındaki açının kosinüsü. Evet. Şimdi dikkat edin. Buradan o zaman şöyle yorumlarda bulunabiliriz. Eğer gradyen vektörü ile U arasındaki açı 0 ise, yani ikisi aynı yönlü ise, o zaman F, o zaman buradaki gradyen vektörü arkadaşlar en büyük değeri alacaktır pozitif bir şekilde. O zaman F en hızlı bir şekilde artar. F en hızlı bir şekilde artar. Hemen bunu grafik üzerinde izah edelim arkadaşlar. Ne demek bu? Bizim gradyen vektörümüz 2, 2 idi hatırlarsanız. Ne olur? Şöyle farklı bir renk seçelim. 2, 2 vektörü şurada. Şöyle gradyen vektörümüz. 1, 1 noktasındaki gradyen vektörümüz. Şu şekilde 2, 2 şeklinde. Ben bununla aynı yönde arkadaşlar
Gradyen f ile aynı yönde p noktasına yaklaşırsam şöyle bir vektör olsun, birim vektör. O da u vektör olsun. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Siz şu şekilde yüzey üzerinde bir yükselen yörünge boyunca p noktasına, yani 1 1 f 1 1 noktasına yaklaşacaksınız ve en hızlı bir şekilde ne yapacaksınız arkadaşlar? Tırmanacaksınız dağ yüzeyi boyunca. Benzer mantıkla ne yapabiliriz? Şöyle, eğer tetamız pi olursa bu ne demektir? Gradyen vektör ile zıt yönde bir vektör boyunca p noktasına, tanım kümesi bölgesi üzerinde p noktasına yaklaşırsanız söz konusu karşılık gelen yükseltiler, yani f, en hızlı bir şekilde azalacaktır. Çünkü negatif bir sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar. Negatif bir sonuç olduğundan dolayı ve en küçük değer olacak. Şurayı silelim. Evet. Pardon. Herhalde pil bitmek üzere benim kalemin. O yüzden sıkıntı yapıyor. Burası pi olacak arkadaşlar. Evet. Dondu şu an kalem. Evet. Burası pi arkadaşlar. Yazamıyorum şu anda. Evet. Burası pi. Teta pi ise f en hızlı bir şekilde azalır. Evet. Onu da şu şekilde hemen gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde. Ne yapacaksınız? Bu durumda zıt yönde yaklaşacaksınız. Sarı bir renk kullanalım. Söz konusu p noktasına gradyen f ile zıt yönde olan bir vektör boyunca yaklaşınca şöyle sarı bir yörünge. Yüzey üzerinde z eşittir fx y yüzeyi üzerinde p 1 1 f 1 1 noktasına en hızlı bir şekilde ineceksiniz arkadaşlar. Dağdan aşağı ineceksiniz. Bu durumda onu da o şekilde yorumlarız arkadaşlar. Peki diğer bir yorum. Eğer teta pi bölü 2 olursa ne olur? F sabit kalacak arkadaşlar. Yani siz bu sefer P11 F11 noktasına yüzey üzerinde yaklaşırken yükseltisi değişmeyen bir yörünge boyunca yaklaşacaksınız. O da ne olur arkadaşlar? Şu şekilde gradyen vektöre dik olacak arkadaşlar. Söz konusu yönümüz. Eğer iki tane yönümüz var arkadaşlar. Gradyen vektöre dik olan. Mesela U vektörü burada 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2. Buradaki U vektörü farklı, tam zıttıdır ötekinin. Eksi 1 bölü kök 2 ve 1 bölü kök 2. İşte bu vektörler boyunca yaklaşırsanız söz konusu P noktasına, tanım kümesi üzerinde, siz burada belli bir seviyede bulunan çember boyunca, sarı çember boyunca ne yapacaksınız? P noktasına, P11, F11 noktasına yaklaşacaksınız. Bu durumda sarı çember üzerinde F yükseltileri değişmez arkadaşlar. Ona dikkat edin. F sabit kalır. Evet. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi 3 değişkenli fonksiyonlarda da benzer şekilde gradyen vektörü tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Gradyen vektör, yöne göre türev, 3 değişkenli fonksiyonların yöne göre türevi, 2 değişkenli fonksiyonların yöne göre türevleriyle alakalı ne yapacağız? Böyle güzel sorular çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.